Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Görüyorum bayağı büyük bilgi var, geniş bilgi var. Sevindik buna. Müge eğitimlerimizin ikincisi Güneş Enerji Santrali kurulumu montajı ve planlaması eğitimi. İnşallah bunun uzun dönemlisini de yapacağız. Şimdilik kısa 2 saatlik bir sunum şeklinde Abdullah hocamız bu sunumu yapacak. Umarım faydalı olur. Ben fazla uzatmadan sözü hocama bırakayım. Abdullah hocam. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İsmim Abdullah. Abdullah Korkmaz. Elektrik mühendisiyim. Hemen 1-1,5 yıldır Güneş Enerji Santrali üzerine çalışıyorum. Gerek projelendirme, gerek satın almalar. Şantiyesini de bulundum. Bugün hızlıca, süremiz sınırlı olduğu için hızlıca bir genel bilgi akış yapacağız. İlk saat, ikinci saatte projelendirmeden bahsedeceğim biraz. Satınlardan bahsedeceğim. Hazırsak sunum başlayalım. Şimdi tabii. Detaylı örnek dediler hocam. Ne zaman, planlaması ne zaman? Herhalde Kasım, Aralık, Ocak gibi olur muhtemelen. Kasım'da da olabilir yani. Şu anda biz ödememiz sanırım. Sunumuzun içeriğine enerjiden başlayacağız. Güneş enerjisi nedir? Haritası nedir? Nasıl faydalanır? Sistemlerinden, panel tiplerinden, uygulama şekillerinden ve örnek uygulamadan bahsedeceğim. En sonunda ikinci saat projelendirmeden bahsedeceğim. Şimdi yenilenebilir enerji nedir? Yenilenebilir enerji işte sürekli devam eden doğal süreçlerden olan enerji akışından elde edilen enerji türüdür. Şimdi bunun bir sürü türü vardır. Güneşten faydalanabiliriz, rüzgardan faydalanabiliriz, su gücünden, büyük kütleden, hidrojenden, kütleden şeklinde sınıflandırabiliriz. Burada 2017'nin Ağustos sonunda Elektrik Mühendisi Odası'nın yayınladığı Türkiye'deki elektrik enerjisinin kurulu gücü var. Burası doğalgaz, kömür, inyit, işte ithal kömür. Yani %50'sinden fazlasını biz bu tarz kaynaklardan elde ederek üretiyoruz. Bu da bizim bir nevi dışarı bağımlılığımızı oluşturuyor. Yani denemek kısmı olmadı ama. Çok denemek kısmı olmadı ama ben size şöyle kısaca açıklayayım. Şimdi biraz daha yavaş geçeceğim herhalde. Şu şekilde bir... Tamamdır. Yani bu şekilde bir yüzeye sahip. Şurada insansız... oluşturuyor. Şurası rüzgarı. Normal lisanslarda çok tabii düşük miktarda şu anda. Pardon bu şey mi? En son. En son durum mu? Bu en son. Evet. 2017 Ağustos sonunda ilk mühendis odasına yayınladı. Yani bizim burada anlattığı dışa bağımlı. Biz elektrik enerjisinde dışa bağımlı durumdayız. Bizim bundan kurtulma yolumuz yine enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisinden özellikle faydalanarak biz bununla çok ciddi bir kendi kendimizi idare edebilme gücüne sahip olabiliriz. Tabi ayrıca büyük yani daha büyük çapa bakarsak doğalgaz olan talep azalacağından bizim doğalgaz alış fiyatını da düşürüyor. Yani ısınmaya da biz kâr ediyoruz. Sadece elektrikte de değil, ısınmaya da kâr ediyoruz bu şekilde. Şöyle bir tarif edeyim. Mavi gördüğünüz kısım hidrolik, kahverengi olan kısım kömür, gri olan kısımda doğalgaz, kırmızı olan termik, sarı olan kısımda rüzgar, güneş ve jeotermalden oluşuyor. Şimdi biz bu sarı olan kısımda geleceğiz. 2008 civarı başlayıp daha sonra hızlı bir artışa, hızlı bir paya sahip olan kısım yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturuyor. Bu kısmın biz daha fazla tabii büyümesini istiyoruz. Yani daha fazla önem verdiğimiz, daha fazla büyümemiz ki diğer dediğim gibi dışa bağımlılıktan kurtulmak için bunu bu faydayı bilmeniz lazım. Bu gelişen teknolojiyle yani gerek panellerin verimleri olsun, gerek işte kullandığımız malzemelerin fiyatlarındaki düşümler olsun, daha da hızlı artacaktır. Veya mevzuatların değişmesiyle çatı üstü kullanılır olsun. Fiyatları düşecektir. O yüzden yüzdesi artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi güneş enerjisi nedir? Güneş enerjisi, güneşin yerde ve dünyamıza ulaşan enerjiyi, güneşin çekiminde yer alan füzyon süreciyle açığa çıkan ışınım enerjisidir. Teknolojisi ise biz güneş bu ışınından nasıl faydalandığımızı yani faydalanma yollarıdır. Yani bunlar nasıl faydalanırız? Elektrik olarak faydalanabiliriz.
ısınma sisteminde, su ısınma sisteminde faydalanacağız. Daha sonrasında güneşin, daha bir bahsettiğim avantajından sonra başka avantajı da var. Okunuyor mu burası? Evet. Yani esas aslında önemli olan kısım, ilk bahsettiğim kısım avantaj olarak. Yani dışa bağımlılıktan kurtulmak ve diğer alanlarda da yani ısınmada, yani nasıl söyleyeyim, petrolde olsun, doğalgazda olsun, hem fiyatlar düşecektir hem bağımlılığımız düşecektir. Elektrikli arabalar veya işte ısınma sistemleri sayesinde talep de azalacaktır doğalgazda petrolü. Enerji avantajlarını şöyle sağlayabiliriz. Enerji kaynağı tükenmez, çevreye kirletmez, yakıt masrafı yoktur, işletme maliyeti düşüktür. Tamam. Bir şey çok okumuyor. Okumuyor ya. Daha yüksek sesle konuşmaya yaptık, okumuyor. Kaldı, kaldı. Evet, o zaman daha yüksek sesle konuşayım, kaldı ama. Bunlar avantajları. Evet, çok iyi oldu. Aslında siyah yapsaydı şey, gayet güzel kaynaklı. İyi oldu şimdi. Tamamdır. Avantajımız bunlar. Enerji kaynağı tükenmez. Çevreyi kirletmez. Yakıt masrafımız yoktur. İşletme maliyeti düşüktür. Ana başka bir şey sevdiğimiz. Dezavantajları ilk yatırım maliyeti yüksektir. Ama bunlar tabii gün geçtikçe gelişen teknolojiyle beraber düşmekte. Yani 2008'deki panel fiyatı ve şimdiki panel fiyatı tabii aynı değil. Ayrıca derinlikleri veya kapasiteleri artmakta. Yani 250 watt panel kullanırken şu anda 320, yani ticari var tabii. Laboratuvarlarda daha fazlası kullanmakta ama ticari var 265, 280, 300 wattlık paneller kullanmakta alandan kâr edilmekte şu anda. Ama güneş enerjisi kesinlikle ve değişkenli bunu yapacak çok fazla bir şey yok zaten. Pardon, watt mı, kilowatt mı? Watt, ha, bir panel için konuşuyoruz. Watt, yani bir panel değil mi? 400 watt bir şey yok. Gücünden bahsediyorum. Kabataslak bir şekilde bir güneş şarkısını, dünyanın güneş şarkısını düşünebiliriz. Şöyle göstereyim değerlerini. Türkiye bana değerlendir. Tabii aslında değerler okunuyor mu? Okunuyor, 2500, 1500 şeklinde. Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Aşırı sıcaklıkta çalışmaz bu sistemler, verimli çalışmaz. Yani aşırı ısınması da bizim için tehlikedir. O yüzden bu ekvatoral bölgede çok verimli kullanılmaz. Orta kuşaklar bu, yani bizim ikimizin bulunduğu alanlarda özellikle daha faydalı, daha verimli olarak kullanılmakta, daha fazla verim alınabilir. Bu da bizim Türkiye'nin güneş şarkısı. Bu kadar renk farklı olduğuna bakmayın, yani aslında bu kadar çok fark yok. Detay olarak baktığınız için böyle gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1900-2000 watt arasında değişmekte değerlerimiz. Yani şöyle anlayalım, Adana'da 200, Samsun'da 1600. 1400-1600 aynı, o civarında yaşıyor. Evet. Yani çok uçuk şeyler yok. İlla yani güney sınırına dizmek zorunda değiliz. Her yerden mutlaka verim alınabiliyor. Çok da farklı yani %3-%4 civarında değişim var. Kuzey bin arasında veya %7-%8 daha fazla bir şey yaşıyor. Güneş enerji sistemlerini biz 4 anlaştığı incelemek istersek, su ısıtma sistemleri var, termal sistemler. Halkası, günü su olarak günü zaten bayağı da popülerdir. İlk giren oldu yani. Evet, ilk giren oldu. Bayağı da kullanılmakta. Maliyeti de çok düşük olduğu için, yani kendini çıkarması 2-3 yıl içinde ülkeden çıkarıyor. Hava ısıtma sistemleri var. Parabolik aynalarla buhar elde edilmesi ve buhar, elde edilen buharı da buhar tribünleri yardımıyla elektrik enerjisini çevirme sistemimiz var. Bu çok popüler değil, bilinmez. Fotovoltaik sistemler var. Bizim ilk yanımızda bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi kısaca bahsetmek ise su ısıtma sistemlerinde şöyle bir kolektörlerimiz var. Akışkan su girişi, daha sonrasında bunun giren suyu kolektör içerisinde dolaştıracak akışkan boruları ve sıcak su olarak da çıkışını sağlayacak. Akışkan çıkışımız var. Isı yalıtım var. Tabii öncesinde tutucu yüzeyimiz var. Yutucu yüzeyimiz var. Bunun altında ısı yalıtımımız var. Bu sıcak nerveye dağılmasını sağlıyor. Montajını ve dayanıklılığını arttırmak için kolektör ısısı, işte saydam örgüsü var. Bu sistemle biz 70 ila 90 derece arasında sıcak su elde edebiliyoruz. Bayağı popüler bir yöntemdir.
evlerde kullanılma şeklindeki ortasak bir şekilde ifade ederiz. Sıcak soğuk su gelir, içeriden sıcak olarak çıkar, tesisat dağılır. Hava ısıtma sistemleri, bunlar da çok popüler değil. Bunlar genelde birleşik çalışır, yani sıcak su sistemleriyle beraber çalışır. Bu arada sıcak su ile güneş panelleri de birlikte yapılmaya başlandı. Yani hem sıcak suyu elde edip hem de elektrik üretebiliyoruz. Henüz ticaretleşmiş değil veya henüz... Bir tek paneller var. Tek paneller, evet. Yani üstüne ince film dediğimiz panelleri koyup, kolektörün üstüne. Bu şekilde hava ısıtma sistemimiz var. Burada sıcak su geldikten sonra aynı kutunun içinde temiz havayla beraber birleştirip daha sonra temiz havayı dağıtabiliyoruz. Sıcak su depreş sistemi, su kalitesi altına dağılıyor. Parabol kaynağı, bunlara yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali de denir. Parabol kaynağı kullanılarak odak noktasında çok yüksek sıcaklıkla ısıtabilir. Bu buhar türbinleriyle elektrik enerjisine çevrilir. Birçok ayna düşünün. Bunların hepsini odak noktasına aynı yere koyduğunuzu düşünün. Gelen bütün paralel ışınlar odakta toplanacağı için çok yüksek sıcaklığı ısı elde edilecek. Bu elde edilen ısıyla buhar türbinleriyle elektriğe çevirecekler. Daha sonrasında şebekeye verilebilir. Üç ana tipi vardır. Oluk tipi, çanak tipi ve kule tipi. Yalnız bunlar çok fazla ülkemize yaygın değil. Evet. Bizim esas konumuz PV sistemler. Fotovoltaik güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından çoğu zaman güneşten elektrik elde edilme yöntemidir. Fotovoltaik hücreler güneş hücresi, solar hücre adı da verilir. Silisyum adı verilen malzemeler üretilir. Silisyum dediğimiz malzeme toprakta bolca bulunur. Oksijenden sonra en çok bulunan element olması lazım. Hücreler şu gibi. Bu bir tek hücre. Şeyleri de boyutları da alanları 100 cm civarında. Kalınlıkları da 0.2-0.4 mm arasındadır. Bu bir tek solar hücrenin 0.1-0.6 volt arasında akım değeri ise 6.7 amper arasında değişmekte. Doğal olarak hücre 3-3.4 watt arasında değişiyor. Fotovoltaik paneller. Bu güneşten faydalanmak faydalanma teknolojisindeki en önemli elementimizdir. Okur mu yazısı mı? Fotovoltaik hücreler birbirine genellikle seri bazı numaralarla, yani şöyle söyleyeyim, 6-7 amper var. Biz 24 veya işte 30 civarı bir amper üretmek istiyoruz. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Parayla bağlamamız gerekiyor. Veya volt arası voltu da yükseltmek istersen parayla bağlamak gerekiyor. Genelde zaten parayla bağlanır çünkü amperi yeterlidir. Parayla bağlanarak üretilir. Laminasyon adı verilir. Bu sisteme şu şekilde bir makinesiyle üretilir. Eğitimde belki fabrika gezinin yani üretim şeyi gösterilebilir. Hocam ben yardımcı olur mu o konuda? Efendim? Bilgisayar konusunda yardımcı olur mu? Bir laminasyon işleminde hücreler birbirine işte paralel seri olarak bağlanır. Daha sonrasında bunların montaja uygun hale gelmesi için bir kasanın içine, alüminyum kasanın içine koyulur. Yine üstüne cam var, yani cam değil ama cam var bir özel madde bu güneşin şeyini engellememek için. Cam var maddeleri kapatılır, montaj hazır bir hale getirilir. Geçiyorum. Panel türlerimiz, panel türlerimiz, normalde 6-7 tane panel türümüz vardı ama bunların tabi ticaretleşmiş türleri 3 tanesi sayabiliriz. Bunlar monokristal paneller, polikristal paneller ve ince film olarak adlandırabiliriz. Ben şöyle anlatayım. Verimleri diğer panel türlerine göre yüksektir. Monokristal için konuşuyoruz. Çünkü bunlar tamamen homojen olarak elde edilir. %15-18 arasında değişir. Günümüzde %23'e kadar çıkmıştır. Muhtemelen daha fazla üreten olmuştur ama tabi bunlar henüz piyasaya sürmüş durumda değildir. Verimleri yüksek olduğu için uzun vadeli yatırımlarda idealdir. Ama verim açısından ilerler. Yani fiyat açısından, fiyat performans açısından bunlar o kadar popüler değildir. Maliyetin geri dönüm süresi 4 ile 6 yıl arasında değişmektedir. Burada şöyle bir sıkıntı var. Panelin
kendi maliyetini çıkarma süresi. Yani güneş enerji santrali kuracaksanız, atıyorum 1 megawatt güneş enerji santrali kuracaksınız, yuvarlak bir hesap verirsek 1 milyon dolar kurdunuz diye düşünüyorum. Bunun 500 bin dolar civarındaki kısmı panel oluşur, panelin fiyatı oluşturur. %50'si. Hemen aynı %50, yani değişmiyor. %60 oluyor, %40 oluyor. Bu sizin kullanıcılara göre değişir. Bunu geri çıkarma süresi, monokristal kullandıysanız 4 ila 6 yıldır. Monokristal kullanılmış bir santral yaptıysanız, kendi kendini, tamamen kendi kendini çıkarma süresi de 8 ile 10-12 yıl arasında değişir. Hani çok fark var 8 ile 12 yıl arasında. Bunda da şöyle bir durum var. Siz santral yaparken yatırımı neyle yaptınız? %20 ön işte teminat, geri kalanını kredi çektik veya tamamen %100 peşinatla yaptık. Buna göre değişir. Yani kredi faizini ödüyoruz bir anlaş şeklinde. Hocam, bu arası değişir. Şimdi mesela 250 watt bir panelimiz var. İşte monokristal yapıyor. Benim %25 dediğimizde ne oluyor? Yani 250 watt 10 saatte 2500 watt üretiyorum, yoksa 2500 çarpı %25 mi? Evet, şimdi o ikinci saat aslında bir tane soru çözeceğim ama verim biraz daha farklı. Yine panel üzerinden yapıyoruz ama biz metrekareye Türkiye'de 1000 watt ışın geliyor olarak algılıyoruz. Bu ışının yüzde kaçını enerjiye dönüştürüyoruz? Bu şekilde çalışıyoruz normalde. Yoksa %250 watt'lık panel yani. 250 watt'lık panel ama bu kurulu gücü oluşuyor tabii. Yani paralel bunların alan kapladığı alanla zaten hücre sayısı da olarak paralel olmuş oluyor. Kapladığı alanla panelin gücü aynı doğrultuda olmuş oluyor. Nasıl söyleyeyim ben size? 250 watt üretmiyor tamamen. Üretmiyor yani, evet. %20-25 üretiyor. Aynen. Yok, 250 üretiyor. 250 üretiyoruz. Üretiyor, ama biz bu tabii 250 üretmek için aldığımız ışınından yüzde alarak verimi geçiyoruz. Yani verim tam olarak aslında... Şöyle şu bak, güneşten gelen enerjinin %18'i veya 23'ünü elektriğe dönüştürüyor. Ama 250 watt dediğimiz anda 250 watt alıyoruz. Gücümüz 250 watt. Abi, kaybımız ne? Güneşten maksimum yararlanamıyoruz. Eğer yararlansak acayip enerji var. Tabii 1000 watt var. Düşünsene bir tane. Prekariye ne dediniz hocam? 1000 watt. O olarak alıyoruz. Ha bu 20, ayrıca bunlar tabii belli bir verim kaybı da var doğal olarak. 20 yıllık bir sürede %7 civarı bir verim kaybı yaşıyoruz. Monokristal panellerde. Monokristal panellerin adı üstünde homojen olduğu için saf kristal gelişimi yüzünden diğer panellerine göre daha pahalı. Üretimi daha pahalı, malzemesi daha pahalı olduğu için fiyat olarak daha pahalı oluyor. Ticari olarak kurulan santrallerde genelde tercih edilmiyor. Hani hususi, isteğe bağlı hani müşteri eğer istediyse sizden ona göre bunu tercih ediyoruz. Özellikle bu olsun dediyse ona göre bunu tercih ediyoruz. Çünkü kendi kendine çıkarma süresi biraz daha uzun. Polikristal güneş panelleri. Bunların verimleri de %12-15 arası değişiyor. 18'lik bir ördüğü de var. Bunlar tam homojen yapıya sahip olmadığı için hem malzeme olarak daha ucuz monokristallere göre hem de üretim olarak daha ucuz. Daha hassas değil çünkü yani monokristallere çok hassas bir üretim süreci var. Hiçbir şekilde santralin bozulmaması için daha titiz bir çalışma yapılıyor. Üretim sürecinden bahsettim. Türkiye'de kurulanlar mono mu? Poli. Poli yani yüzde... Poli, verimi düşük olan. Verim biraz daha düşük evet ama kendi kendine çıkan bir süreç. Niye poli, mono kullanmıyoruz? Biraz fiyat artmaz. Poli fiyat daha. Açısı. Evet. Kendini çıkarma süresi daha kısa. Zaten ticari olarak düşündüğünüzde 20 yıldan sonra muhtemelen panelleri değiştireceksiniz. O yüzden mono kullanmak çok da aslında etkili değil. Kendi evinize kurmak istiyorsanız mono kurulabilir tabii. Tercih edebilir. Ama ticari olarak baktığınızda polikristal kullanmak. Bunların işte kendini çıkarma süresi 3-5 yıl arasında değişiyor. Yine panel fiyatını çıkarma süreci. Santralin kendini çıkarma süreci 6 ile 7-8 yıl arasında, işte 10 yıla boyu bir kredi çekmeniz buna göre değişir. Bunların tam homojen olmadığı için verim kaybı daha fazla. %14 verim kaybı var. Yani bu %14, %7 nedir? Daha detaylıca konuşmak gerekirse. Panel üretim firmaları normalde ilk 10 yıl için %10 verim düşümü. Sonraki 10 yıl veya 15 yıl ne kadar bir garanti vermişlerse bir %10 daha verim düşümü verirler. Ya da her yıl %1 verim düşümü de verilmelidir.
ince film. Bunlar kullanılan alanları biraz daha sınırlıdır. Zaten verimleri de çok düşüktür. Verimleri %7. %7 civarı. Verimleri %50-12 arasında değişiyor. Bunların üzerinde diğer güneş panelleri gibi tam bir koruyucu madde, alüminyum çerçeve yok. Bu biraz daha esnek, biraz daha hassas. O yüzden bunların ışık gitme oranı daha yüksek olmuş oluyor. Oldukça ince yapılı bunlar. 1 ile 4 nanometre arasında değişiyor. Fiyatları diğer panellere göre daha ucuz. Ama verimi düşük olması, sağlamlığının daha düşük olması santrallerde kullanımı engelliyor. Nerede kullanılıyor? Bunlar her bir ayrı kullanılan alanlar olmasa. Tabii mesela bunlarda binacıklarını kullanabilirsiniz. Kendi çatınızda kullanabilirsiniz. Daha korunaklı yerlerde tercih edebilirsiniz. Ama bunları kendi çıkarma süresi daha fazla. Bunları kendi çıkarma süresi herhalde 10 yıl daha olması lazım. Hocam bunlar şeyden daha az etkileniyor bildiğim kadarıyla. Güneşin dik alması gerekmiyor belki güneşin. Yani biraz daha açıdan alsa bile verimli üretim sağlıyor gibi. Tabii yani yine aslında şeyi ne anladın? Kullanılan şeyler solar ucu, yine aynı solar ucular ama bunların üstüne dediğim gibi yani tabaklar olmaması sağlamlaşması için aşırı bir kalın tabaka kuruyor, camlar bir tabakası var. Onlar olmaması gelen ışını tamamen yansıtmıyor yani gelen ışını bir kısmı yansır, bir kısmı işte dik gelir, bir kısmı yansıyarak gelir. Temizliği zor olur. Tabii temizliği bundan daha zor. Bu direkt yutabiliyor. Ama şey verimleri daha düşük. Normal verimleri daha düşük. Verimler hani anlık mı yoksa güne yayılmış mı oranı? Bunlar uzun vadeli olarak hesaplanan verimler. Hocam, şimdi bu oranları yüksek dediniz. Hani daha mı diğer panelleri daha mı çok ısınıyor? Tabii daha çok ısınıyor. Yani bunların bir dezavantajları ısınması. Bakımları zor, sürekliliği zor. Bunlar daha şiddetli, ışık şiddetinin daha yüksek olduğu, daha dik alan yerlere koyduğunuz zaman bunlarda aşırı bir ısınma oluşacaktır. Ki aşırı ısınma da bizim için tehlikeli bir durumdur. Bunların belli bir ısıya dayanma dereceleri var. 70 derece kadar paneller, invertörler 60 derece kadar falan dayanma sıcaklığı var. Gün boyu sürekli 50 derecede güneş alması da bizim çalışma verimimizi de düşürecek, çalışma prensimizi düşürecek. Bazı formülasyonları var, oradan verim de hesaplanıyor. Gün boyu aldığı dereceye göre oluşturduğu verim değişiyor. Bunlar üretiliyor mu Türkiye'de peki? Bunlar benim bildiğim Kırıkkale'de üretim firması var. Kırıkkale'de var bir tane evet. Ama şeyleri kristal Antep'te var. Alıyorlar, birleştiriyorlar tabii şeyi yapmıyorlar. Şey hücreleri yapmıyorlar, panel yapıyorlar. Hücreleri dışarıdan alıyorlar, burada panel haline getiriyorlar. Hücrelerin çalışması panel var, arka çalışması panel var. Hayır, ince film var mı? Arkadaş şöyle sor. İnce film Türkiye'de üretiliyor mu? Şimdi söylemiyorum. Yapan var. Nerede kullanıyor? Biz mesela diyoruz ki monokristal kullanıyoruz. İnce filmi kullanan kim? Hangi firma? Hangi şehirde yapıyor? Şimdi ince film santral olarak kullanılmıyor zaten. Santrallerde ince film tercih edilmiyor. Üretim açısından. Sadece çatıda kullanılıyor. Çatı olabilir, ne bileyim atıyorum gökten diktiniz, dışını ince filme çekiyorsunuz. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu panel şeyleri, sistem, değişik sistemde yapılmalar nedir? Mesela Almanya'da güneş az ama orada güneş az diye monokristal kullanmıyor. Belki de ince filmin orada bir faydası var. İnce film orada işe yarıyor gibi. Ne? Yani şöyle şimdi ticari olarak düşünürseniz kendi kendini çıkarma bize hani belli bir sermaye maksimum verim versin derseniz polikristal kullanılıyor. Evet. Almanya'da da polikristal kullanılıyor. Monokristal denenen yerler de var ama özellikle monokristal kullanan yerler yok. Daha karlı olduğu düşünüldüğü için kullanan yerler yok. Evet. Hani Almanya'da niye güneş santrali daha fazla diye sorarsanız ışık düşmüyor şey olmasına. Buna tamamen tercih sebebi. Yani şöyle, mesela bazı panellerin şöyle özelliği var. Güneş olmasa da iyonizasyondan dolayı verim var. Tabii yani biraz yazın çalışıyor. Enerji üretebiliyor. Evet. O hangisinde maksimum? İnce filmde mi, monoda mı ya da yani, polide mi? Şimdi onu o zaman düşünmek lazım. Muhtemelen ince filmdir çünkü yine saçılmaz olduğu için ve yutma gücü daha fazla olduğu için ince filmdir. İnce film. Demek ki ben güneşin az olduğu yerde ince filme mecburum. Hayır. Mı? Hayır. Yani şimdi şöyle düşünün tabii. Tamamen güneş, bütün yıl boyunca güneşiniz azsa
atıyorum işte yukarıda Estonya'da kuracaksınız. İncekini kullanabilirsiniz. Orada onlar daha ticari olabilir. Ama ben Türkiye için konuşmak gerekirse, Türkiye için konuşuyorum. Bu da politikistlerle alakalı. Bu Almanya'da yani orta kuşak seviyesinde bu paneller. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Önce filmlerin özelliği daha çok esnek malzeme olmaları. Tabii. Esnek malzeme olduğu için esnenebilen yerlerde kullanmak için böyle bir ihtiyaç. Tabii yani yerlere esneniliyor. Üzerine sert bir cam olduğu için sağ bir düz üzerinde bu flexible bir malzeme. Haliyle katlanabilen yerlerde veya taşıma açısından daha kolay. Rulo halinde falan taşınanını ben görmüştüm yani daha önce. Çünkü rulo halinde taşınabilir. Çantaların üstüne falan etkiliyoruz. Evet. Değişik bir zaman var. Daha esnek alanlarda kullanmak amaçlı bu sadece. Verim düşük. Hani santral olarak kullanılmadı ama böyle daha pratik yerlerde kullanmak amacıyla üretilen bir malzeme. Evet. Ya bunu ben şey söyleyeyim. Bunlar organik film olarak geçiyor. Bunlar ticari olarak enerji üretiminde kullanılamıyor. Öyle bir pazar payı yok dünyada. Bu şeyde kullanıyor. Mesela işte telefonun arkasına telefonu şarj etmek için. Bu o tip şeylerde kullanılıyor. Bu ticari olarak çok verimsiz. Santral değil o zaman. Hayır, yani aslında kullanılmaz. Yani büyük seviyede enerji bunun üretilmiyor. Mesela bu güneş, gün ısı kolektörlerin üstüne ince film takılıyor. Çünkü alttakinin kolektörün de güneşe ihtiyacı var. O da faydalansın diye daha ince bir yapı. Veya daha zaten alttaki korunaklı olduğu için daha kalın bir malzeme olmasın diye daha ince yapı olsun diye. Veya çantaların üstüne işte bu dağcıların kullandığı evin ihtiyacı olursa. Yani çok ya ufak tefek. Kişisel kullanımda kullanılıyorlar. Yani kişisel tüketimde genelde kullanılıyor. Mobil gibi var yani. Evet, aynen öyle. Taşıyoruz. Daha aynen öyle. Şimdi fotovoltaik güç sistemlerimiz, geçenlerimiz nelerdi? Bir kere modülümüz olacak, panelimiz olacak, fotovoltaik panelimiz olacak. Polikristal, monokristal ne tercih edilirsen. Solar regülatörümüz, işte şarj kontrol ünitemiz olacak. Bu solar regülatörlerimiz şu şekilde. Bu şekildedir. Bizim için işlevi nedir? Akım kontrol ederek aküyü şarj eder. Akü tam dolunca diyanetini keser. Akünün kapasitesi belirli bir limitin altına düştüğünde de tüketimi keser. Biz solar ekipten bu şekilde faydalanırız. Akülerimiz vardır. İşte kuru veya jel akü olacak şekilde iki tipi vardır. Güneş enerjisi yetersiz kaldığı yerlerde kullanılır. Yani bizim elektrik ihtiyacımız kesilmesin diye iki türü vardır. Enerjiye geçmeden önce şunu açabilir miyiz? Şimdi yeni bir sistem kuruyor, sıfır. Panelleri kurdum, şarj cihazımız var, çatısı da şarj cihazı kullanıyoruz. Onu gitti yok, yani şebeke bağlantılı bir şebeke bağlantılı. Şimdi enerjiyi mesela paneller hemen güneşten aldı, çevirdi. Önce aküyü şarj ediyor, hem aküyü şarj ediyor hem de bir ampul veya bir işte cihazı çalıştırıyor. Şimdi geleceğim o kadar. Öyle mi? Tamam. İki türlü uygulamam var. Yani şebeke bağlantılı olan güneş enerji sistemleri var. On grid dediğimiz. Bir de şebeke bağlantısı olmayan off grid dediğimiz güneş enerji sistemleri var. Ben onu sormadım. Sizin deniz off grid oluyor. Akü kullanılan off grid oluyor. Akü şarj olmasını bekleyecek mi? Tabii akü sıfırlanmışsa akü olur. Akü hiçbir zaman sıfıra indirmemiz lazım. O yüzden akü bakımı maliyeti çok ciddi bir fiyat. O zaman ben yeni kurduğum, diyelim bir evde kuruyorum. Akü bir günde şarj olacak. Ancak ben bir gün sonra mı kullanayım onu? Tabii zaten bir günde tamam, aküyü şarj etmek yemezsiniz. Hem akü şarj edip hem de ampülü yakan sistemlerde var mı? Var. Yani eğer akü tamamen boş değilse, çalışma potansiyelini sağlayacak seviyede bir potansiyeli varsa aynı zamanda şebekede basmaya devam ediyor. Yani sisteme de... Öncelik kimde? Aküde mi? Var, aküde. Aküde. Önce aküden geçiyor. Tamam. Daha sonrasında bir şey geliyor. O geleceğiz birazdan sen. Tamam. Evirecek. Bunlar bizim için paneller kadar değerli. Şimdi fotovoltaik paneller DC akım ötüyor. Akülerden çıkıyor. DC akım depoluyor. Biz bu DC akımı evlerde AC olarak kullanıyoruz. AC'ye çevirmemiz lazım. Biz de işte bu noktada evireciler devreye giriyor. AC akımına çalışan cihazlar kullanıldığında DC akım evireciyle AC akımı çeviriliyor. Bunlar elektronik malzemeler. 12 ve 24 volt DC akım arasında değişiyor.
220 volt şebeke elektriğine çeviriyorlar. Verimleri de %90'ın üstünde, 93-94 civarı değişiyor. Ama tabii verim yüksek vermişsiniz de fiyatı artıyor. 97 lira olanı da var ama rakamlar tabii çok küçük oluyor. Diğer şeylerimizde, bileşenlerimizde işte montaj bileşenlerimiz, elektriksel bağlantılar, izleyicisi ve kablo olan sürecimiz var. Bu noktada bu, şimdi iki sistemimiz var bizim. Şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısı olmayan on-grid ve off-grid sistemlerimiz var. Onun sistemleri senaryen bu şekilde. Gösterebiliriz paneller, DC ürettim, geldi evirici, gözüküyor mu bu arada malzemeler? Evet, gözüküyor. Evirici'ye geldi, DC, AC'ye çevirdim, şebekeyi de aldım. İşte bunları isterseniz elektrik aldığınızı şarj edersiniz, ısınmayı sağlarsınız. Büyükleriniz bunlar. İsminiz için kullanabilirsiniz. Burada yok. Burada zaten ihtiyacınız karşılanmadığı sürece çift nabı sayarçla şebekeden çekiyorsunuz. Şurada sayacımız var, çift nabı sayacımız var. Peki takla o zaman? Yani akü takla olabilir tabii. Yani gerek yok ama. Çünkü akü masrafı maliyeti çok ciddi rakamlar tuttuğu için düzenli bir bakımı da gerektiği için şebekeden çekmek daha ucuza geliyor şu anda. Şebekenin olmadığı yerlerde onları tercih ediyoruz. Zorunluluktan. Yani direkt dikip enerji katından çekmektense akü kullanmak daha mantıklı oluyor. Hocam bu sistem şu an Türkiye'de uygulanabiliyor mu? Yani bu enerji şirketleri buna lisans... Evet, şu anda şeyimiz resimleşiyor. Yani şu şekilde biz kendimiz başvurmuyoruz. Yani biz kendimiz bir kullanıyoruz. Ama bu sistemi uygulayan kurumlar olsun, gösterici alanlar var. Yani ben kendi evime... Yok, şu anda bir emisyon ama cihazın 18'e muhtemelen çıkacak. Yani 10 kW... Yani yönetmelik var ama bu şeyde izin alamıyoruz değil mi? Tabii izin alamıyoruz. Belediyeler, şimdi belediyelere verilecek bu. Görevimiz o aşamaya geçilmedi. Şimdi lisanssız güneş enerji santralleri biliyorsunuzdur. Şu andaki kapasiteleri doldu. Yani trafo merkezindeki kapasiteler doldu, çağrı mektupları dolduğu için. Şu anda bunların kurulması gerekiyor. 2017'nin, yani bu yılın sonuna kadar verilen süre var. Bütün panel üreticileri, işte evirici üreticileri, herkes şu anda şeye çalışıyor, santrallere çalışıyor şu anda. İnanılmaz bir talep var, herkes yetişmek durumunda. Yoksa bugüne kadar yaptığı harcamalar boşa gidecek, yeniden çağrı mektubu alınacak, bağlantı görüşü alınacak. Bugüne kadar da en az 1 MW santral kurmak isteyen birisi 300-400 bin civarında para harcamış olması gerekiyor. Projecisinden arsasına, gerekli izinlere, gerekli belgelere sahip olmak için bu civarda bir rakam harcamış olması gerekiyor. Kullanım alanlarına bakarsak, işte evlerde çıkmış uygulamalar var. Türkiye'de tabii sıkıntılı bir durum şu anda. Henüz yasal izin almış değil, yani tasarı çıkmış değil. Güneş alanları var, güneş enerji santralleri dediğimiz en popüleri bu. Yüzen güneş santralleri var. Bunlar durgun sularda kullanılıyor. Belli bir ne denir? Sistemiyle. Bu suyu sağlıyor. Bu, yani benim çalıştığım zamanda bir ihalesi vardı devletin. Bir barajın üstünde vardı ama yapılım yapılmadığını hiç takip edemiyorum, bilmiyorum. İstanbul'da Küçükçekmece belediyesi yapmış olduğu var. Öyle, ben hiç takip edemiyorum, bilmiyorum açıkçası. Biraz daha bu şey, ARS olan bir çalışma. Burada açıyı ayarlama sıkıntı var mı? Yani muhtemelen tam optimum açıya sahip değildir. %100 verimini, yani kendi veriminin %100'ünü almıyordur. Daha düşük açıya sahiptir. Başka bir örnek bakarsak, Stadyum, Antalya Spor, belki biliyorsunuz. Uygulaması var. OSB'lerde kullanılıyor. İzmir'de yapılmış olması lazım. Fabrika çatıları, devlet kurum çatıları, yani aklınızda nereyse geliyorsa kullanım alanları var bunun. Off-grid sistemlerde iş biraz daha farklı. Yazıları okumuyorsanız. Burada panelimiz var. Biz panelden DC'yi üretiyoruz. Daha sonrasında şarj kontrol ünitemiz var. Bu akü akımı kesmesi depolaması için faydalanıyoruz. Daha sonra akülerimiz var. Buradan şeye geçmeden önce, evirciye geçmeden önce aküye geldim. Önce akü dolduruyorum eğer yani dolmasına gerek varsa. Veya eksik geliyorsa aküden ilave yapacağım. Daha sonrasında bizim evircimiz var. DC'yi, AC'ye çevirdim. Burada bizim anahtarımız var. Daha sonrasında ipi gidiyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak jeneratör de eklenebilir. Akü de sıkıntıya girdi. Panel de tekrar üretmiyor. Şebekemiz yok zaten, şebeke bağlantımız yok. Jeneratör de eklenebiliriz. Yani garanti olsun diye bu tarz sistemlerle uygulanmakta. Sigortamız var. Aslında aküden şeye gitmiyor da
DC'yi kullanıyor. Şarj kontrol ünitesinin bir çıkış olması lazım, bir büyük çıkış olması lazım. Ülkede direkt verebiliyorsunuz. Tamam oldu. Aküyü doldurup da gidiyor, aküden gidiyor gibi deyip göstermiş de. Üretmezse? Çift çıkış olması lazım. Çift çıkış olması lazım. Burada çift, biraz daha ücretsel. Üzerinden gidiyor gibi. Aynen, biraz daha ücretsel olması doğru. Bunun gibi alanlarda daha küçük çaplı. İşte trafik defalarından aydınlatmalar kullanılıyor. Motor taşılarda kullanmaları var. Tarımda son akarlarında kullanılıyor. Bunlar bayağı yaygınlaştı Türkiye'de. Elbette ihtiyacını off-grid sistemlere sağlıyorlar. Bazı istasyonlarında kullanım alanları var. Rüzgar enerjisiyle beraber kullanılıyor. Bunlar bir grid sistem olarak geçiyor. İki yeniden enerji kaynağının beraber kullanılmış sistemi. Daha şebekenin olmadığı daha iyi bir kullanım alanları var. Veya taşınabilir sistemleri var. İşte, yani ihtiyacınız yazın var sadece. Yine soğuma kanalı için kullanacaksınız. Bu tarz veya sizin işiniz bittiğinde başka birine verebilirsiniz. Sizin saat işiniz var. Bu tarz kullanım alanları da var şu şekilde. Veya çanta şeklinde var. Anlık ihtiyacınız olacak. Daha portatif kullanım alanları var. Şimdi burası. Burası da okumuyor sana. Sen biliyorsun daha. Görünüyor mu burası? Evet. Okuyorsun zaten. Tamam. Güneş enerjisi santrali temel tasarım kriterlerine geçmek gerekirse, santral konumu ve arazinin sınırı belirlenmesi. Bu bizim için çok önemli bir adım. Yani burada bir hata yaparsak devamı için hiçbir şey değil. Yani devamlı yaptığımız herhangi bir şeyin anlamı kalmaz. Kullanılacak ekipman ve uyumluluk hesaplamaları, gölgelenme analizleri, ayrıca yerleşim dikkat edecek diğer hususlar var. Şimdi arazinin için bizim için, neden bizim için çok önemli? Arazinin belirlenmesi için, belirlenmesi aşamasında imar planları için gerekli çevre boşlukları bırakılmalı. Santral yapılarının yoldan ve diğer komşu parsellerden bulunması gereken uzaklıklara dikkat edilmeli. Saha içerisinde mümkün olmayan, kullanılması mümkün olmayan ormanlık, işte kayalık veya işte elmalık ve benzeri alanlar ise önce dışarıdan beri buralara da proje aşamasında dikkat edilmeli. Çünkü arazi kesinlikle görülmesi gerekiyor. Arazinin tipi değişik olabilir. Sert zemin olabilir. Dolgu arazi olabilir, yumuşak arazi olabilir. Eğimli bir arazi olabilir, düz olmayabilir. Mutlaka bunun incelenmesi gerekiyor. Bir örnek yapacağım ama işaret açalım. Açalım hocam. Buraya koymak sıkıntı yaratabilir.
bunun için farklı çözümler geliştirebilir. Yani arazi doldurulabilir veya tıraşlanabilir. Ya da sert var yani sıkıntılı bir durumsa ya da daha keskin bir tepe yoksa yani daha yumuşak bir tepe ise daha uzun konstrüksiyonlar kullanılarak şöyle paneller düşünebilir. Ama tıraşlamak veya doldurmak da faydalı çünkü gölgelenmesi gitgide artacaktır. Ufak bir tepe olması bile sıkıntı yaratır. Arazinin yüzden ben de. Yani şey, bu içinde karalık varsa, ormanlık, elmanlık, yani bir, herhangi bir kullanacağınız bir alan varsa ona da dikkat ediniz gerekir aynı şekilde. Mesela yine şu an konuşalım. Şöyle bir kayalımız var veya ormanlık arazimiz var, bizim alanımız. Biz bu durumda çalışmalarımızı buna bulaşık, yani buna girmeyecek şekilde, buna değmeyecek şekilde yapmak zorundayız. Zaten izninizden ancak bu şekilde alabiliriz. Arazinin başka bir şey mi? Yine arazinin yapısına bağlı olarak kullanacağımız konstrüksiyon da değişir. Beton mu kullanacağız yoksa direkt çakma makineleri çakacağız mı? Bunları belirlememiz gerekiyor. Arazi o yüzden çok önemli bizim için. Büyük şeylerde beton kullanmıyor. Çok büyük arazilerde beton kullanmıyor. Çok büyük arazilerde beton? Yani mali açısından. Yoksa beton daha sağlıklı tabii, daha sağlıklı. Ama mesela dolgu arazide çakma yapıyor genelde. Tabii arazinin bazı şartları var. Tarım arazisi olması gerekiyor, çedir apı olması gerekiyor şeklinde. Mevzuatla da var ama mevzuatla da bugün söylemeyeceğim. Konstrüksiyonu çakılırken statik hesabına göre mi karar veriliyor yoksa İnşaatı. Malzemenin yapılacak arazinin doğrusuna göre mi? Hepsi işin içinde. Yani tarım ki, rüzgar ki, işte buz ki çok fena olmuyor gerçi ama arazinin yapısı, hepsi bir kere olarak yapıyoruz. Bir de tabii şeyin beklentisi göre değişiyor, müşterinin beklentisi göre değişiyor. Yani beton kullanmak durumunda olmasak bile beton kullanmasını isteyebilir. Ama beton kullanmak durumundaysak, beton kullanmak zorundayız. İstemezse kullanmak zorundayız. O yüzden maliyette ciddi bir artış oluyor. Ekipmanlar. Ekipmanlar belirlenmesinde de bir önemli kriterlerimiz var. Santral kurulumunda kullanılması planlanan taşıyıcı tipi konstrüksiyonlar ve işte yerleşim için belirlenmeli. Güneye bakacak şekilde. Normalde enlem açısının enlem neyse açı o şekilde olması gerekir. Ama 30 derece olarak belirlenir. Yaygın olarak 30 derece kullanılır. Kullanılması planlanan invertör ve yani evirici ve panel belirlenmelidir. Bunlar da çok önemli adımlardır. Panel ve invertörün birbiriyle uyumluluğu mutlaka kontrol edilmelidir. İkisi zaten beraber seçilir. Aynen seçimimiz mümkün değildir. Evirici beraber belirliyoruz. Sistem bileşenlerimiz taşıyıcı sistemimiz var, konstrüksiyonlarımız, panellerimiz var, şebeke bağlantılı evricimiz var, bağlantıya güvenlik elemanlarımız var, işte kamera sistemidir veya kablomadır, bazı elemanlarımız var, evricilerden kablomumuz evet, DC, AC, şimdi evriciye kadar, düşürüye kadar. Şimdi evricilerin iki ana tipi var. Merkezi evirici ve dizi eviriciler diye. Merkezi eviricilerimiz büyük boyutlu sistemler için uygun olabilir. Çünkü dizi eviricilerin kullanım sayısı çok fazla olabilir. Atıyorum 500 megawatt bir santralde dizi evirici kullanmak işinizi çok zorlaştırır. Topluca bir evirici kullanmanız gerekebilir. Onlar için sizin aile maksimum power point trafiğe girmesi gerekeceği için arazide engellerin fazla olduğu durumlarda kullanışı olmayacaktır. Şimdi burada bayağı bir bilmeyen var. İnvertörlerin, gerçi geleceğim ama invertörlerin maksimum power point trafiğe dediğimiz işte maksimum güç noktası takip maksimum güç takip noktası girişleri var. Her invertör türüne göre değişir. İki olabilir. İki MPPT'si olabilir. Her MPPT'nin de kendi içinde farklı giriş sayısı var. Yani 4 tanedir. Bunların merkezi olanlarında, yani merkezi evricilerde bu sayılar çok daha fazla artmaktadır. Yani siz bir tane invertöre 20 tane kablo bağlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu da ne demek? Farklı yerlerden, bir sürü farklı yerden kablo çekeceksiniz.
Bu da sizin işinizi zorlaştırabilir. Yani kablo yolu açmak, işte borusunu döşemek, şey yapmak veya arazi el vermeyebilir. Böyle sıkıntılar var merkez devircilerinde. Bundan bakım aletleri dizi devircileri daha düşük. Yani sayısının az olmasına kaynaklanıyor aslında. Bireysel olarak tek tek baktığınızda tabii ki daha yüksek. Ayrıca şöyle sıkıntılar da var. Sistemde bir panelde veya bir işte kabloda veya bir grup, bir dizide sıkıntı çıktı. Onun bağlı olduğu evirici kapatılır. Yani oradan artık elektrik üretimi sağlanmaz. Arıza gidilirse kadar. Bu ne demektir? Atıyorum iki tane merkez evirici kullanınız 1 megawatt için. Sisteminizin yarısı durdu. Yani bunu kimse tabii tercih etmez. Ama dizi evirici kullandığınızda onda biri durdu. Üretiminiz açısından. Böyle bir sıkıntısı var. Zaten şu anda lisanssızlar kurulduğu için 1 megawatt altı kurulduğu için bunlar tercih edilmemekte. Okunabiliyor mu orada? Dizi evcilerimizde arazi uygulamalarının yanında işte bu konut, çatı uygulamalarında konutları günün farklı saatleri için farklı MPPT'lere giriş yapabilecek tipte modelleri seçilebilir. İşte dediğim gibi ikenim. Ben diyemiyorum onu. İki tane MPPT'ye giriş olabilir, dört tane olabilir. Her MPPT'nin farklı bir işlevi olabilir. Bu şekilde kullanılanlar var. Biz bu arada girişleri seçerken mutlaka panellerle beraber düşünmek durumundayız. Ben böyle bir işe gireyim. Çıkmayacağım. Çok mu fazla? Şu kesin. Biz 1000 kilowatt bir santral kuracağız. Bizim evircimiz şimdi DC-AC çevireceği için ...31.25 olsun. Yani bu ne demek? 31 kilowattı, 31 kilowatt DC'yi 25 kilowatt AC'ye çevireceğiz. Ben 1000 kW kurulu güç bağlantı görüşü aldıysam 1000 kW AC elde etmem lazım. 40 tane kullanmam lazım. Peki 40 tane kullanmak için 40 tane kullanmam lazım. 40 tane için ne kadar bir kW gerekiyor, üretmem gerekiyor? 1240. Yani benim 40 kW'lık panel ihtiyacım var. Burada evricim böyle bir sıkıntı yapıyor. Bir de şöyle bir evricim olalım. Verimden kaynaklı. Evricim verimden kaynaklı, aynen. Bir de... Yani şöyle bir şey olmaz lazım. Tamam, bunun 32 ya 33 olur. Bu oran sahip evriciler de var. Bunun için de 33 tane kullanmam gerekiyor. 33 çarpı 32 tane herhalde 66, 68, 1065 oluyor. Yani hemen hemen bunlar çok çok daha düşük oluyor. Yani benim 960 oldu. 33 tane kullanırsam 1000 geçecek. Yani 999 yapıyorum burayı. 1070. Pardon. Evet. 990 yapıyorum. Yani 33 çok kullanıyorum. Aynen. Yani mesela bu burada şeyden de kaybım var. Aldığım bağlantı görüşü maksimumda kullanamıyorum. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu daha yeterli ama mesela maksimumda kullanamıyorum. Böyle sıkıntılarımız da var. Burada daha az ama panel kullanıyorum. Panel fiyatı da yarı fiyatı olarak düşünürsek normalde maliyeti. Yani çok ciddi fark yaratıyor. Belki bunun fiyatı daha ucuz. Şimdi bunun fiyatı daha ucuz. Ama totalde baktığınızda size daha pahalıya mal oluyor Samsung. Böyle sıkıntıları da var. Şimdi tam fiyatlarını yapılamıyor başkası. Tamam. Yüzde olarak konuşuyoruz. Tamam, yüzde olarak konuşuyoruz. Matematiksel olarak. Tamam. Mesela bunun maliyeti 100 lira olsun. Bunun maliyeti 1200 lira olsun. Bundan 40 tane olacak. Bunun maliyeti buna göre daha pahalı olacak. 105 olsun. Yani daha doğrusu aslında bunlar tarih olarak değil de megawatt olarak, kilowatt olarak, bilim olarak verilir. Benim yüksek olduğu için bunun artık panelin tarihi mi yükseliyor? Benim yüksek olduğu için evricinin
Norton enerji. Kullanmanız gereken panel sayısı daha az. Yani siz çıkışlar... İşte daha az olduğu için daha maliyeti düşüyor. Düşüyor. Şurada daha maliyeti düşüyor. Kurul maliyeti. Yok, ben ona şunu demeye çalıştım. Normalde sadece invertör olarak baktığınızda şu invertör buna göre çok çok hızlı olabilir. Evet. Kilowatt başı daha hızlı gelebilir. Çünkü verimli düşük. Verimli düşük. Tamam. Ama sadece buna bakarak seçemezsiniz malzemeyi. İnvertörü buna bakarak seçemezsiniz. Siz bu invertörü kullandığınızda kaç tane panel kullanmanız gerekiyor? Ona da baktığınız lazım. Bunun için... Efendim? İki parametre. Tabii iki parametre. Tabii iki değişken. O zaman hocam şunu onu şöyle yapalım. Hesaplamak lazım ki. Önceki verdiğiniz örnek ne? Panel kullandık ya. Tam invertör kullandık. İnvertör kullandık. 100 kilovatlı. Alttakinde de gene 40 kullanarak hesap yaparsak verim ortaya çıkar. Yok. Hayır. Benim 40 tane ihtiyacım yok. 38 hocam. 38 mi? 40 x 25 bölü 30. Aynen. Onu işte yedik. 460. 30 olmaz lazım ama. 30 olmaz lazım. Tamam mı? Bence anlaşıldı hocam. Tamam peki geçiyorum. Ben size o isterseniz çıkışa yardım alamazsınız. Anlaşıldı. İnvertör ve güneş panelleri. Aynen. İki değişken. Topluyorsunuz. Bakıyorsunuz. Aynen. Yerdeki de avantajı olabilir, aşağıdaki de. Kesinlikle. Yani bir de şöyle avantajımız var. Sadece... Güçlerde yukarıdaki avantaj olabilir. Tabii bir de şuna dikkatiniz lazım. Mesela bunu beni sağlayamayabilirsiniz. Atıyorum daha büyük çaplı. 45'lik bir şey kullandınız. 30 ve ikisiniz kalmış olabilir. Bine tamamlamak için. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. Ama esas değişkeniniz iki tane. İki tane değişkeniniz var. Para gücü. Yani 250'lik kullanacağım. İşte 1200 erken. Yani biz 1000 kilovatlık istiyoruz aslında. Kullandığımız invertörü vererek 1200 kilovat mı? Tabii tabii. Kurulu gücümüz evet. Daha yüksek olmaz olduğum için. Yani her turda daha yüksek olmaz zorunda. Çünkü ben bağlantı görüşü alıyorum. AC olarak alıyorum. Kurulu gücüm, DC olan kurulu gücüm daha yüksek olacak. Neden kaynaklanıyor bu da? Evirjinin yüzdesinden kaynaklanıyor. Ama kesinlikle aldığın bağlantı gücü şeyinden, dizinden yükseğe çıkamam. AC çıkış olarak, invertör gücü olarak daha fazla değil, daha yüksek çıkamam. Yani bu zaten bu kadar üretmez. Kesin kayıp olur deyip çıkamam, onaylanmaz yani. Bunun izin vermez. Çünkü frekans değiştirme falan işin içine girdiği için. Biz o zaman 1000 kW'lık bir santral derken bunu AC olarak aynen düşüneceğiz. DC değil. Aynen. AC veriyoruz. Evet. İnvertörün çıkışı bu. İnvertör çıkışı. Ama invertör girişi DC'dir. DC biraz daha panel gücü invertör çıkışının gücünden daha yüksek olmak zorunda işte. Tabii. Burada ne dedik? 1240 kW'lık panel kullanıyoruz ama neticede AC çıkışımız 1000 kW. Doğru, aynen öyle. Tamam. Kurulu güç dediğiniz farklı. Kurulu güç dediğiniz tabii sahip olarak... kurduğunuz güç, kurulu güçleriniz panellerin elde ettiği güç, kurulu güç. Şebekeye verdiği farklı. Tamamen invertörün verimden kaynaklanıyor. Fazla da olur. Bunun üç kapasite diye çıkış. Tabii. Hocam akümülatör kullanılıyor mu sistemlerde? Bu şeyde yok. Güneşten santralinde yok. Ev, yani kullanılma var mı? Evlerde şey varken geceleri hani ışık yok ya. Tabii. Top şeyde kullanıyorsunuz. Eğer şebekeden bağımsızsa yani normalde şebekeden bağımsız. Bağımsız tabii kullanıyorsunuz. Akü konusunda jelatür, off-grid sistemleri kullanıyorsunuz. Bir panelin gücü ne kadar hocam? Ebatlarına göre mi değişiyor? Yani tam olarak ebatlarına göre değişmiyor. Kullandığınız solar hücreye göre değişiyor. İçinde kullanılan solar hücreye göre değişiyor. 70'e 100 kullandık, 260 watt. Olabilir tabii, üretilmiş olabilir yani. Bunun ticari içine bakmak lazım. Normalde bir 160 cm'ye, 90 cm'ye 255-260'lık var. 250'lik var. Ama şu anda tabii daha şeydir muhtemelen. Daha küçük çapladır. Veya daha büyükleri daha yüksek wattlara sahiptir. Bunlar sürekli gelişen teknolojide artacaktır. İlk kullandığımız evirjide hani daha fazla enerji, hani AC yapımında daha fazla enerji elde ederken neden ikincisinde hani onun farkı ne? Hani bir tık daha aşağısı ya. Tamam, yani evirdiğimiz enerji. Yani her şeyi hesaplamaya baktığımız zaman aynı. Şu ikinci kullandığımız evirici biraz daha ilkine göre daha az. Yani enerji ve 1000 kW'ın hani biraz daha üstünde. Şey, DC var. Evet, AC tamam. Olarak. DC var mı? DC'ye geçmiş. Yine geçemem.
Şimdi hesapladığımız zaman şu aşağıdaki biraz daha düşük diğerine göre AC yani çıkan güç. Evet, bini gördüğün için. Aynen. Tamam. Yani fiyat olarak neden hani onun farkı ne? Yani niye pahalı? Ya şimdi bunun şeyini oturtuyoruz. Yani avantajları ne yani o kullandığımız inverterin diğer şeyin? Şimdi bu ikisi arasında verim farkı var. Verim farkından dolayı da kullanıcı gücümüz değişiyor. Kullanacağınız panel miktarı değişiyor. En büyük sıkıntı burada. Dikkatimiz edilen önemli. Yani diğerinde daha fazla enerji yapıyoruz ama kayıtlarımız mı fazla o inverterlere? Evet. Evet. Anladım. Bir soru sorayım mı? Tabii. Peki yatırım yaparken panel inverter haricinde böyle önemli gördüğünüz şeyler hususları var mı? Paneller çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Paneller üretilmesi lazım. İnverter panel uyumluluğu ve bunların kendi içindeki fiyatlandırmanın dikkat edilmesi lazım. Yani megawatt başı veya kilowatt başı fiyat almak çok mantıklı olmayabilir. Ayda ayda almak da mantıklı olmayabilir. Mutlaka bir ışık olarak düşünmesi lazım. Zaten resmi süreç harcayacağınız parada herhangi bir şey yapamazsınız. Arazi fiyatları burada işin içine giriyor. Hemen 1 megawatt güneş enerji santrali 20 bin metrekarenin altında olması gerekiyor. 16 bin metrekare falan şu anda kuruluyor. Yani eğer arazi çok değerliyse daha kaliteli paneller kullanarak yüksek hem verimi hem gücü yüksek paneller kullanarak daha küçük bir arazide kullanılabilir. Çatı üstü özellikle yani 20 katlı binada herkes isterse, herkes kurmak isterse tabii çok yüksek enerjili, çok yüksek verimli ve enerji gücü de yüksek olan paneller tercih edilmek zorunda. Yani bu değişken. Bunlara şu hani net bir şey söyleyemem şu anda. Nerede kullanacağınız önemli, ne amaçlı kullanacağınız önemli. Yani belki ince film kullanacaksınız. Yani hepsi işin içinde. Zemin çok fark ediyor mu? Efendim? 20. kattaki ortamla zemindeki ortam çok fark ediyor mu? İşini mi olarak? Verim açısından. Bu tabii şöyle bir sıkıntı var. Yani 20. katla zemin arasında çok bir fark yaratmaz. Yaratmaz. Ben de şunu demeye çalışıyorum. 20 katlı bir binada atıyorum her katta 8 daire var. İşte 160 kişi kullanmak istiyor. Zaten alan sınırlı. 160 kişi de kurmak istiyor. Alan sınırlı. Orada yüksek bir yer kurmak zorundasınız. Bu kullanılan günler şöyle norm standart güçte mi imal ediliyor? Ben bir hesap yaptım. Bilmem bir şu kadar güç invertör lazım. Piyasada onu bulacak mıyım? Yoksa trafolarda olduğu gibi 100 kW, 160, 250. İnvertörlerde de böyle bir standart var mı? Var, standart var ama tabii şey, trafolar kadar net değil. Yani yine biraz daha küçük şartlı şeyler olduğu için 25'lik var, 30'luk var, 40'lık var, 50'lik. Tabii bu şekilde. Ama yani 33 şey atıyorum, 32,5'lik yok. 31'lik lazım ama yok. 28'lik tamam. Yok yani böyle biraz peki, daha şey. Peki bir şey daha, burada invertör, ne kadar güçlü invertör bulursam 30 yerine 40 seçersem daha maliyetim düşüyor mu? Tabii onlar biraz daha düşük. Merkezi invertöre geçiyorsunuz hatta. Biraz daha eğer arttırırsınız merkezi invertör seçmiş olursunuz ama tabii derin sıkıntılar da var. Yani siz oraya daha fazla giriş bağlamış olursunuz, daha fazla dizi bağlamış olursunuz. Arıza durumunda da sizin şeyiniz sıkıntıya girebilir. Veya 1000 kW'lık bir de 3 tane invertör kullanacaksınız. Çatı üstü yapacaksınız, bir tane kullanacaksınız. Ona göre seçersiniz. Bir soru da, bir invertöre benim bağlayacağım panel sayısını sınırlayan ne? Çünkü ben ne ben kadar... Ben ikinci saat aslında onu yapın yapacağım. Evet. Şimdi oraya mı geldi? Şimdi oraya geliriz birazdan ama. Bittiyse hocam, isterseniz slide'ı bitirin. Ne kadar kaldı? Şuraya kadar gelmiş zaten. Tamam. Hesaplamalara geçeceğiz. DC hesaplamalar, DC hesaplamalarımız var. Çok fazla tabii detaylı bir şekilde hesaplamayacağız. Üzerine amelikleri geçeceğiz. Standart dizi boyunun dizi boyutunun belirlenmesinde kullanılacak panele ve invertöre ait standart test koşullarında verilen akım ve gerilim parametreleriyle sıcaklığa bağlı bu parametrelerin değişik katsayıları göz önünde tutularak dizi boyutlandırılacak. Bunu örneğin yapacağız birazdan. Bu da 1000 watt metrekareye düşen 25 derecede 1000 watt oluyoruz metrekareye düşen enerji. Bizim şimdi bu panel sayısını belirlerken, dizi sayısını belirlerken veya işte kablo yani bu çalışmaları beklerken elimiz olması gereken bazı bilgiler var. Santral kurulacağı bölgedeki ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar,
eksi 25 derecede en düşük hücre sıcaklığı için açıklayarak gerilimi kontrol edilmeli. Eksi 10 derecede en düşük sıcaklık, en düşük hücre sıcaklığı için MPP gerilimi kontrol edilmeli. 50 derecede ortam sıcaklığı, 70 derecede hücre sıcaklığı için açık ZR gerilimi, MPP gerilimi ve kısa devre akım kontrol edilmeli. Bunlar işte farklı hesaplamalar var, formülasyonlar var. Şu an ben onları yanıma getirmedim çünkü biraz uzun işlem. Bunlar zaten şey var. Tablo halinde zaten Excel'den çekersiniz yani tek formülü. Çünkü gidip tek tek her yeri ölçerek ona göre formül kullanan anlamı yok. Gidersiniz 45 derece maksimum, eksi 8 derece veya 60 derece, işte eksi 20 derece çekersiniz. Bunlara direkt elinize bilgi gelir, değerler gelir. Tablo halinde elde edersiniz. Hocam bu arada bir şey sorayım. Yeni çıkacak olan lisansınız 10 kilovata kadar üretim yasasıyla ilgili neler getiriyor? Yani ben de tam olarak o konu üzerine çalışıyorum. Daha çıkmadığı için henüz bir de çok uzun süredir çıkacak. Taslaklar var. Taslaklar bulmak da yani belediyelere verilecek. Başvuru maliyetleri düşürülecek. Yani daha uygun bir hale getirilecek. Son sene. Büyütebilir misin biraz? Güzel oldu. Harika. Tam ekran olunca büyütük zaten. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Keşke başlayalım size. Şimdi o 10 kilowatt şeyi düşünürsek yani şöyle düşünmek lazım aslında. Şimdi çatı üstü düşünürsek bir çatıya 20 kilowatt kuru güç yapacağız. Arkadaşlar ders başladı. Efendim? Ali Can 3 numaralı basar mısın? Okunmaz o zaman ama aslında. Hoş geçti, şimdi yapmıyor. Şimdi soru çözeceğim o zaman. Hayır. Yeter. Çok gel. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Çatı üstüne şu şekilde bakmak lazım. Biz herhangi bir çatıya. Ali Can 3-3. 20 kilowatt bir kurulu güç yapsak. Şunu söndürelim. 1 milyon çatı bulabilir miyiz Türkiye'de? Fabrikalar, organizasyonlarda kurumları. Yani sadece 20 kilowatt kurabileceğimiz bir çatı. Yani bir çatıya 100 kilowatt kurabiliriz. Ortalama 1 milyon çatı bulduk. 20 kilowatt diyoruz. Ne kadar eder bu ucuz? 20 gigawatt. 20 gigawatt. Şu anda zaten bizim ilk sınavlarda göstermiştik. Kurulu gücümüzün çok ciddi bir yüzdesini oluşturuyor. Yani bir de şöyle bir avantajı var bu sistemin. Dağıtım kayıpları yok. Ürettiğinizi kendiniz kullanıyorsunuz. Yani kaybınızdan karınız var. Dışa bağımlılığınızdan karınız var. Kendi kendinizi karşılayabiliyorsunuz. Zaten bu geçecek, bunun fiyatları düşecek, işte faturaları ödenen işte, tarifi payı falan, yani bir sürü şeylerden kurtulabilirsiniz. Çevre dostu, yani bu tabi maddi açıdan çok diğer tarafı fiyatları da var. Gelinim salınımı yok. Aynen, yani bir sürü şeyden kurtulacaksınız. Bunun o yüzden... Yapabilir miyiz orada kendimiz başvuranda dağıtım şirketi nasıl? Dağıtım şirketi belediyeler, bu ikisi üzerinden bir şey evet yapılacak. Ama tabi bu aşamada şöyle bir sektör de çıkar. Yeni bir konstrüksiyon sistemi gelişir. Şu anda zaten ne deniyor? Çatının üstüne döşeriz. Kilim. Bunlar şeylerimiz var. Tabii kilimit direkt elektrik üreten kilimitler var. Sac olanlar var. Yani bu veya cephe değişecek. Yeni çatı sistemleri gelecek. Bunların topraklanması değişecek. Binanın işte koruma sistemi toprakların şebekesi değişecek. Tabii yani baştan aşağısında elektrikçilerin işi değişecek burada. Yani böyle bir süreç çıktığı zaman mükemmel bir iş açım çıkacak. Ayrıca yerli panel üretilecek, yerli inverter küçük çaplı çünkü bunları yani 10 kW için işte AVB'dir, SMA'dır bu taşları almak zorunda kalmayabileceğiz. Sayaçlar değişecek, akıllı sayaçlar, çift taraflı
sen aşağı gidecek. İlla ki aküde sistemle geçecek. Peki 30 volt DC volt mı? Aynen. Modül tarafı DC. DC öpür AC. Tamam giriş çıkışa da değişik abi. Hocam satın almayı yaparken hücre olarak mı alıyordunuz yoksa panel olarak? Panel olarak alıyoruz. Hücre olarak tabii bizim yani, öyle bir şeyimiz yok. Hücreyi biz kullanamayız. Hücrenin belli başlı bağlantıları yapılıp paralel veya silişli. Ona göre konurmalar yapılıp. Yani benim bildiğim kadarıyla hücre üretim sadece Çin'de var diyebiliyorum. Hani da... Ben Almanya'da da var, Amerika'da var diyebiliyorum. Hatta İspanya'da olması lazım hücre üretimi. Ama burada üretilen paneller genelde Çin'den gelen hücreleri birleştirip satılıyor. Onun için kalitesiz yani, tercih edilmiyor. Yani fiyatına göre değişiyor tabii. Şimdi Almanya'dan da çıkma panel alanlar da var. 50 yıldır kullanılan panelleri alanlar da var. Fiyata göre değişiyor ama bu iş yapılacaksa gerçekten optimum noktası bulunmalı. Yani paradan kaçınmamalı. Zaten siz daha hiçbir panel dikmeden yani bir çivi yaşakmadan 300-400 bin lira para harcıyorsunuz. Araziye yani çorak araziye çok ciddi paralar veriyorsunuz. Çünkü 16 bin metrekare arazi almak gerekiyor. Hemen hemen 20 bin, 20 kat kuracaksınız. Bunlar hocam, başka bir şey. Şimdi off-grid sistem kendimiz kursak, Hoyk'ta var. Şimdi bunu yani kendimiz bunu kullanabilir miyiz? Tabii. Aynı zamanda şebeke. Yani bunun hususki şebeke. Bir yanda bir sıkıntısı var mı ya da işte ne bileyim. Şebekeyi derken şebeke bağlantısı. Şebeke bağlantısı. Ha o vesaire. Kuramazsınız. Arazide, şebeke olmayan yerde. Şebeke olmayan arazilerde. Ve kendi evinde kuramazsınız. Kullanamıyor. Yok kuramazsınız. Şu an için. Yani zaten off-grid yani. Orada yani şebekenin bağlantısı olan herhangi bir yerde off-grid sistem kullanamazsınız. On-grid kullanmanız lazım. Onun için de işte bu yasal sürecin sonuçlanması lazım. Yani 10 kW bir paket oluşacak, 50 kW bir paket oluşacak şeklinde bilgiler var ama henüz tabii daha oluşan herhangi bir şey yok. Şebeke olmayan yerde ruhsat yani gündemde. Şebeke olmayan yerde ruhsat şu anda yok. Yok değil mi? Yok ama yani illa ki gündeme getirilir. Çünkü çok popülerleşti. Daha ileri olsun, şeyler olsun. Çok popülerleşti. O yüzden bakar bence gelir. Şimdi modül parametrelerimiz var. Modül gücümüz. 255'lik seçelim. Yani bunlar için birbiri arasındaki uyumuna bakacağız. Voltajımız 30 volt olsun. Akımımız şeydeyken, gücümüz maksimumdayken 8.49 amper açık devre gerilimimiz. 37.7 volt. Kısa devre gerilimimizde 9.01 olsun. Evirici parametrelerimizde maksimum sistem gerilimimiz 1000 volt. İnvertör minimum gerilimimiz 250 volt. En düşük MTP gerilimimiz 430. En yüksek MTP gerilimimiz 800. MTP sayısı 2 adet. Her MTP için de giriş sayısı 4 adet. Bunun yine her bir MTP için maksimum akım değerimiz 31 volt. Kısa devre akımımızda 31 amper 40 amper alıyoruz. İnvertör maksimum gücünde, giriş gücünde 31.8 watt alıyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz, seçtiğimiz ürünlerimiz. Şimdi ışık açacağız ama alacağım. Şimdi biz bir dizi boyutu belirleyeceğiz. Gözüküyor mu şu an? Tamam. Bizim açık devre için gerilimimiz 250 volt ile 1000 volt arasında alacağız. MPPT gerilimimizde 430 ile 800 volt arasında alacağız. Şimdi biz açık devre iki aşamadan bakacağız şeye, dizi sayısında. Bir açık devre gerilim için bakacağız. Bir de MPPT gerilimi açısından bakacağız. Bu arada tabloda hocam maskeli alınmış değerlerin bunlar mı? Yoksa yok, bunlar orijinal. Orijinal mi? Evet, çok olup değerler. Yani çok aralıklı. Efendim? Gemilik arası çok farklı gemilik arası. Değerli bu şekilde. Evet. Şimdi tamam.
Eksi 25'te. Eksi 10'da aynı. 60'a 70 olması lazım. 60'a 70'ti. Bunlar yine formül, yani belli bir formülle hesap alanlarca olacak. Yine açık gerilim açısından bakarsak, açık devre gerilim açısından bakarsak bizim 250 olarak hazırladık açık devre gerilimimizi. 250 bölü kaç derece almamız gerekiyor şeyi, açık devre gerilimindeki değerimizi? 70 derece alacağız. Yani en küçük değer bölü, burada en yüksek sıcaklık değeri alacağız. 32-27 yapacağız. Buradan kaç gelmiş? Şu 70 derecede açık devre gerilimimiz değerlidir. 250'de bizim inertörümüzün minimum gerilimi. Bu da 1.75 geldi. Eğer maksimum gerilimden gidersek 1000 bölü. En düşük sıcaklık 25 derece olarak alacağız. Bütün hesaplamalarda 25'e 70 arası olarak Türkiye'de. Şimdi açık devre gerilim açısından benim bir dizeye koyabileceğim panel sayı 8'i, yani 8 ile 22 arasında oluyor. Tabii ben maksimum seçmek zorundayım, yani daha fazla ne kadar vermek istiyorsam. Çünkü ona göre enerjiyi kullanacağım, enerji sayısı azalacak. Buradan 8 ile 22 arasında panel kullanabilme imkanı var. Ama biz sadece ona bakarak belirleyemeyiz, MPP'ye de bakmamız lazım. Bunun için de MPP'nin minimum 430. Ne almamız gerekiyor burada benim MPP için? Bunu 60 derece alacağım. 60 derece 25-29 alacak. Yani bu değerler belli formüllerle alınıyor. Sıcaklık işin içinde, kas sayısı işin içinde. Bir de benim maksimum bakmam lazım. 800 bölü. En düşük sıcaklık ne olabilir? 34. Buradan da şimdi iki aşamada inceledik. Bir açık devre gerilim açısından baktık. Bir de maksimum power point açısından baktık. 8 ile 12 arası, 22 arası seçebiliyorum açık gerilim açısından. Panel sayımı MPP açısından bakarsam da 17 ile 23 arasında panel sayı seçebiliyorum. Bunlar bir dizi için. Yani dizi dediğimiz şey şunlar paneldir. Bu bir dizi. İşte kaç tane varsa 22 tane seçeceğiz burada. Böyle iki diziyi bağlayabilirim. Üç dizi bağlayabilirim. Masa. Tabi bunun konstrüksiyonu var. Şu sehpası var. Beton olabilir altı. Yer çatım olabilir. Ben bir dizi seçiyorum. Daha sonra bunun için inventörü seçmem gerekiyor. Şimdi bir dizi sayısı belirledim ben. Kaç tane geldi? Maksimum alman lazım. Ortak kümesi 22, 17 ile 22 arasında çıkıyor. 22 tane, 17 ile 22 arasında hangi tane panel sayısı belirleyebiliyorum. İmkanım varsa maksimum alıyorum. Bağlantı imkanım varsa. Buradan 22 tanesini seçtim. Benim gücüm ne olmuş oldu şu anda? Panellerin üretmiş olduğu güç, panellerin kurulum gücü. 31.805 güç. 22 çarpı 22 çarpı 255. Aynen. Gücü 22 çarpı 255'ler 5100 mü gelmişti? 5000 mü gelmişti? Bu benim bir dizimin gücü. Ben bu gücü de işin içine katacağım. Çünkü benim invertörümün maksimum bir giriş gücü var. 31.800. Evet.
6.7.3 yani böldüğünüz zaman 31.800'lük gerçek olur. 31.800'lük 5.100'lük dersen 6.700'lük diyor. 5.600 olur o da 6 sayı. 6.23 yok. Öyle mi? 5.200 mü çıkıyor? 5.615. Şu çarpım yanlış. 5.610. Sudan 5.100 kabul edelim çünkü işlemleri daha önce yolsuzdaki işlemlerine başlıyor. 5.100 alalım. Buradan da benim invertörümün maksimum giriş gücünü göz önünde bulunduruyorum. Bir dizimin maksimum gücünü buluyorum. Bundan benim kaç tane dizi bağlayabileceğimi elde etmiş oluyorum. Yani ben burada en fazla 6 tane, buraya geçemem. 6 tane dizi bağlayabiliyorum. Şimdi ben ne yapmış oldum? Bir dizi, 6 tane dizi oluşturdum. Her diziyle 22 tane oluşturdum. Üçünü belirledim. Bundan sonra... Ben maksimum... Tamam, maksimum olarak seçtim. Yani ben şimdi para verecek misin vericiye şeye? Onu bağlayabilirim. Tabii maksimum bağlamak istiyorum. 23'ü mü yağlayalım madem maksimum? Ortak kümesine var lazım. Çünkü o yukarıdaki şey... Açık yere gelip engelliyor 23'ü. Bu ısıtma var. Ha bir de MP3 gittiğin için açık yere gelip yani short şeyini bakmam lazım. Açık yere gelip bakmam lazım. Onun da herhalde 30'ı yazıyor musun? Sileyim mi? Şöyle siliyoruz. Şimdi benim invertör girişlerinin sayısı yani MPPT sayı 2 tane, her MPPT içinde 4 tane girişim var. Burada yine kapı oktan elde ettiğim bilgilerde. Ben bu MPPT'ler için, yani MPPT 1 ve MPPT 2 dersek, her bir MPPT için kısa devre akım sınırımı bilmem lazım. Kısa devre akım sınırı benim 40 amper. Bu 40 amper de beni sınırlayan bir etken. Bu 40 amperi nasıl kullanıyoruz? 40 amper bölü. Kısa devre, kısa devre akımın 70 derecelikliğine göre doğru ayrıca. Ulan 4 su gelmesin. Bu da bana şey, beni her MPPT girişi için sınırlıyor. Yani 4 girişim var benim ama benim kullandığım panel tümüne göre veya işte herhangi bir etkene göre, gerçi panel tümüne göre değişir. Panel tümüne göre şey değişiyor. Veya sıcaklığa göre, maksimum sıcak. Değerine göre değişiyor. Her bir MPPT içinde ben 4 tane kullanıyorum. Yani burası 5 çıksa benim bu şeyi kullanmam mantıksız olur. 4 girişi, MPPT girişi 4 tane kullanmam mantıksız olur. O yüzden burada işimize yarar seçtik. 4 tane her MPPT için girişi kullanabiliyorum. Ama toplam 8 tane burada giriş gözüküyor ama 8'ini kullanamıyorum. Beni burada engellen şey gücü. Gücü engellemiş oluyor benim. 6 tane bağlayabiliyorum. Burada bir sıkıntı var mı? Şu ana kadar. Yani burada 3-3 birleştiriyoruz. 3-3 birleştiriyorsunuz ya da 4. Yani sizin şansı daha şey, sizin 3-3 birleştiriyoruz. Peki şu maksimum sistem gerilimi 1000 voltu neye göre? Şimdi invertörün değerleri var, tamam bir şey demiyor. 1000 voltu nasıl seçtin? Kim seçiyor bunu? Ya o artık elektronik aşamaya göre. Yani şu şekilde evrecinin üretildiği... Yani evrecinin üzerinde var tabii, mı? Tabii bunlar direkt evrecinin parametre. O 1000 volt da orada var. Tabii bunlar direkt onların tamam. Parametreleri. Standart üretim. Aynen standart üretim. Yani onlar tabii değişebilir. Sizin alacağınızda yüzeye göre bunlar değişir, bana göre bunlar değişir. Yok hayır, ama... 380 mesela 400'de seçebilirdim, 380'de. Bir de hani ben mesela, niye 1000 volt? Ha şöyle, orada şu sıkıntı var. Yani zaten yakın değerler olacak. O kadar düşüşmez. Çünkü maksimum minimum arasında belli bir fark olması lazım. Burada... Şunu nasıl başlamanız lazım öncelikle? Kullanacağınız paneli bir önce seçmeniz lazım. Yani arazinize göre. Bağlantı görüşümlükten göre veya siz kendiniz ne kadar kurmak istiyorsanız panel şeyinizi seçmeniz lazım. Alanınız mesela izin vermiyor. 252'li, 280'li kullanmak istiyorsunuz. Daha bunu nasıl seçiyorsunuz? Yani bunu 280'li seçtiğiniz zaman zaten şu değerler size gelmiş oluyor. Bu değerlere göre bu değerlere uygun olacak şekilde. Yani önce tabii hangi dizi evirciyi, merkezi evirciyi kullanacaksınız, karşıdan evirci kullanacaksınız, onları da belirlemeniz gerekiyor. Daha sonrasında bu aşama geçiyorsunuz. Buradan başka bir cihazda 1200 olabilir mi? Olabilir tabii, olabilir. 800 olabilir mi? Olabilir. Olur, tamam. Olabilir. Ama arazimiz müsait değil. İnce, uzun da arazimiz.
vizelere uymadan bu sistemi bağladık. Ne olur? Vizeleri uymadan vizeleri uymak zorundasınız. Çalışamazsınız. Ama şu şekilde uyarsınız orada. Yani anlıkta şu şekilde işe yapıyorsunuz. Evet. Şöyle dediniz bence. Ben 6 vize yapmadım da 2 vize yaptım. Kısa oldum gitti. Diğer yok. Ne yapacağız? Hayır, yani sistem çalışsın. Bizi ucudan bu şekilde, yani daha dün içinde bir şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Mesela 5 tanesini bu sehpan üzerinde izlersiniz. 10 tanesi de artık sehpan üzerinde izlersiniz. Bunları DC yapma birbirine para olarak bağlıyorsunuz. Hepsinin kendi paralarının çıkışları, girişleri var. Toplamı bir dizi oluyor. Yani illa hepsi aynı sehpan üzerinde olmak zorunda değil. Bağlıyorsunuz 15 tanesi. 5, 5, 5 bağladım. Bunların uçuda DC yapmalarını yaptım. Bağlantılarını yaptım birbirine paralar şekilde. Sonra en son şunun şeyini, konstrüksiyonun arkasına. O zaman altımızda diyemezliklerimizin anlamı yok. Var. Dizi. Şimdi dizi şu demek değil. Bu şu bir dizi değil. Şu bir dizi değil. Dizi buradaki amacımız invertörden maksimum faydalanmak. Aynen, invertörden maksimum. Hatta invertörden ne kadar maksimum bağlamak, faydalanmak hem de ne kadar bağlayabileceğim bilmem lazım. Kafama göre bağlayamam yani. Bu invertörü şunlar 8 tane giriş var, 8 tane de falan bağlı bir tane indir bu zaten diyemem. Öyle bir sıkıntı var. Peki invertörde olsa da kaç tane bağlayabilirim? Ne kadar bir şey söyleyeyim. Ne gibi verip, yani 6 tane bağlayacak, 2 tane bağlarsam? Evet, rastgele peygamber hesabı gittim. Şimdi bir kez, yani sınırı aşmadığınızı düşünürsek bir kere aşmamanız lazım. 6'yı bağlayabileceğini de 8 bağlayamazsınız. Ama 2 bağlarsanız size havadan 1 invertör yerine 3 invertör maliyeti çıkar. Çünkü 300 zarar ediyoruz. İnvertör açısından evet. Çok ciddi zararımız oluyor. O yüzden maksimum, biz kanalı da o yüzden maksimum seksiyonu kullanıyoruz. İnvertörü olabildiğince az sayıda kullanmak için. Bu sıcaklığa kadarını açıklığa kadar devre farklı sıcaklıklarda aldık. Evet. En son akımı da en maksimum sıcaklık. Evet. Bu neye göre? Bunlar şartlara göre belirleniyor. Yani bu şart mesela şey şartımız var. İnternet için konuşuruz. Ayrıca şartımıza göre bize verilen şeyler sanata açık devre gelimini -25'lere 70'te alacaksınız. MPPT'yi işte ilk sonunda da 60'da alacaksınız. Açık devre hakkında 920'de alacaksınız diyor. Bunun da formülleri var zaten. Formülleri biraz karışık. Tek tek yapımız her şey çok zor olan konuda. Bu şekilde de tablo olarak elde ediyoruz. Açık devre ne? Nasıl anlamadım? Açık devre ne? Açık devre ne? Devreden kastlanmıyor. Maksimum. Her şey açık devre. Yükke girmeye bir şey yok. Açık devre. Yük altında zaten 30'a açık düşüyor. Açık devre 200. Açık devre de 37. Yük evet. Girdiğinde 30'a düşüyor işte. 30'da. Evet. Yani bunun test aşaması var. Böyle şey yapılmıyor. Bunun normal 25 derecede testleri yapılıyor. Size verilen değerler var. Açıkçası panel açık devre gelinin nasıl boyu var bilmiyorum. Veya yani şey. Farklı test sistemi var burada. Yani düz açık devre var, kumru var da. Daha sonra formülasyonla siz kullanacağınız değerlere. Bu değerler 25 derece, 70 derece değişiyor. Ayrıca kullanacağınız alt şeyi, arazinin maksimum minimum değerleri de ölçmeniz lazım sıcaklığı. Onlar da işin içine girebiliyor. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi diğer örneği çektik. 4.34 bizim için ne ifade edildi? Saatler konusunda. Tamam, bu şey. Bizim iki tane MPPT'miz var. Bir inaktörde. Bu MPPT'lerin her biri de 4 girişi var kendi içinde. Şimdi ben burada her MPPT için kaç tane bağlayabiliyor? Kaç dizi bağlayabiliyor? Dediğim gibi burada yine maksimum 4 çıktı. Dizi böyle MPPT çıktı bir şey olmuş oldu. Gerçek olarak benim. Bilim olarak. Aynen. MPPT'yi verince bir MPPT'yi verince dizi sayısı oldu. Şimdi ısı dönem bizim tablo kesik kayını yapmamız lazım. Pardon, İEC şeyini verebilir misin? İEC dediğimiz. Evet, o sanatla göre yapıyoruz. Yok yok, numarası var mı? Var mı? Tabii şu an ben yanında değil. Yani bir sürü dökülmesin. Tamam. Abdurrahman Hocam, şuradaki kalem yakalım izliyor galiba. Oraya bıraktım. Bir de onu dönersen. Nerede? Şeyde, hemen bordun altında var. Tamam. Aynen. Şimdi biz burada bu formülle kablo kesik kayını yapacağız ısı yönünden.
Buradaki ığımız kablomuzun geçirdiği akım, taşıyabileceği akım nedir? Dizi sayısı kaç dizi geçecek? Bu 70 derecedeki bizim dizimizin taşıyabileceği, maksimum taşıyabileceği değer akım nedir? 25 şey, değil 25'te bizim güvenlik payımız, %25'e güvenlik payı koyuyoruz hesaplarken. Biz şimdi tablodan çekmiş çıkardım ama şunu zaten bu kısa devre akım olarak yani alınır. 921 bulmuştuk. Bu bizim için belli. Şimdi bir yani kablo çekip 4 milimetre kare sayısı 55 çarpı. Bunun K1 kaç faktörleri var. 0.95 ve 0.70 diyeceğiz. Şimdi K1 faktörümüz daha doğrusu 0.95 K1 faktörümüz düzeltme faktörü olan bir cümleleme faktörü. Farklı ortam sıcaklıklarına uygulanacak bir değerdir. Standarttır. Bunu 0.95 alıyoruz. 0.70 de bizim bir sürü şeyimiz var. Kaybımız var. Birden fazla devre ya da birden çok çekirdekli kablo kullanırsak 0.70'lik alıyoruz. Yani zaten yanında birden fazla devre var. Kullanmamız lazım. Sesini değiştireceğiz. O yüzden bu çarpmanı yapmamız lazım. Buradan bu değer geliyor. Şimdi ben bu değeri bulmuş oldum. Bu değeri diyor, şu değeri çekebilirim. Eğer bu kablo kullanacaksam, elimde mesela bu kablo var. Veya dizi sayım belli, bütün dizileri ona göre ayarlamak istiyorum. O zaman yeni kablo alacağım. O zaman önce buradan başlayıp daha sonra buraya geçmem lazım. Ama şunlar, şu ve bu, bunlar şekilde değişken şartlar. Bunlar sabit kasayalar. Ben buradan inşaatmıştım. İşte, 921. 1.25 dersen en buradan 3 bit olması lazım. Yani 3 ile 4 gelmiyor. 3 tane mesela 3 dizi bir şekilde taşıyabiliyorum. Isıl yönden benim için 2 dizi, 3 dizi ısıl yönden. 1.25'i nereden aldın? 4 milimetre kare kablo seçtim. Bu kadar norm akım geçti. Normal akım geçti. 4 milimetre kablo 55 amper geçiyor diye düşün. Bu da bir sıkıntı var. En kaç bit olur? 3. Şimdi maksimum taşıyacağım. 3 ama tabii eğer bir dizeniz varsa 1 taşıyabilirsiniz ama 4 taşıyamazsınız. Onu da öğrenmeniz lazım. Eğer 4 varsa ve en 3 buluyorsanız, elinizde kablonuz varsa, kablo almak istemiyorsanız 3'e 1 değil 2'ye 2 taşımak daha sağlam olur. Başka bir tane soru yok. O zaman 95 neydi o? O şey, kahve kartısı. Şimdi öyle bir şey. Pardon, sponsormuş kahve. Bu kahve. Bunlar standartlarda var. Kahve sıcaklıktan dolayı gelen bir katsayı. Kahve de kablonun şeyine göre değişen, yapısına göre değişen bir katsayı. Kablonun yapısına dolayı gelen bir katsayı. Saatliğimiz bir terim var. Şu şekilde şimdi günlük işlerse. Şöyle bir şey. Şurası Türkiye'de 1 watt 4 watt alıyoruz ışınımızı. Biz zaten bu seviye çıkamıyoruz. Benim pi saati yani toplamda 1000 metrekare başına 1000 watt alabileceğim ortalama toplamda şey atıyorum bu günlükte 570 diyebiliriz. 570 saat. Eskişehir'de. Santral hocam. Peak saatlerim bu. Peak saatte şu şekilde oluyorsunuz. Bunun PVP's. Bu program var. Buradan peak saatini çekebiliyorsunuz. Programlarla beraber listeni çekiyorum.
ben buradan fix saatini çektim. 5 yıl içinde buldum. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Yıllık üretimi hedefleri 3000 kilowatt saat var. Bir önce. Yıllık ben bunu hedefli istiyorum. 5-7 Türkiye genel mi? Bölge genel mi? Yok, o Eskişehir olması lazım. Neresi? Yani Eskişehir olması lazım ama çok faddelen bir yani. Koordinatı göre çok faddelen bir bu peak saat güneşi olarak algılıyor yani öyle bir ya şimdi güneşi gibi düşünebilir miyim? Bir şey o bir nevi ortalama diyebilirsiniz. Yani bizim toplamda 1000 watt bölü metrekare çekebildiğimiz şeyin ortalaması. Yıllık ortalaması. Tamam. İşte daha onun da bir ona göre sanki bir ortalama daha az gibi gözüküyor. Hayır. Yani. Yok. Bu direkt peak saat olarak alacağımız dersimiz ortalaması. Yani biz 1577 de yapacağız. Aynen. Tamam. Yok, onun için, ben onun için sormadım. Başka bir yerde kullanmak istiyorum da ben. Ha, başka yerde zaten. Şimdi ya benim özel bir ihtiyacım var. Yani o konu falan. Güneş şeyi şeyinde kullanabilir miyim bu tür bu, şeyi? Ama program açabilirsiniz. Bunu direkt güneş... Ha, bunu çekebilir miyim diyorum. Acaba şey nedir? Geceye... Oranlaması bir açıksın diyor. Yani buna bakmak lazım. Şey, bakmak lazım. Programa çekebilirsiniz. Yani. Sizin sana gibi bir işin şeyleri göre çekebilirsiniz zaten. Bir de şimdi şöyle formunu da kilowatt saat. Bu da gibi yapalım. Peak saatlerimiz ve AC. Yıl olarak aldığım için çok şey şart. Normalde günlük de yapabilirsiniz ama günlük yapmak. Hadi yavaş. Şimdi ben bu formülleri ele alarak AC gücünü bulacağım. 3000 kilowatt saat üretmek istiyorum. Beş yetmiş lira aldım bir saatimi. 360 yıl olarak aldım. Ben buradan AC gücümü 1.42 kilowatt AC olarak 1.42 elde etmem lazım. Şimdi yine burada işin içinde inverter olacak. Ona göre benim kurulu gücüm değişmesi lazım. Ama biz daha küçük çaplı bir çalışma yaptığımız için bir süreçten daha detaylı olarak işin içine girecek, işte tozlanma, bulutlanma falan hani küçük çaplı olsa onların işin içine girecek. Garanti olsun diye biraz daha. Ben bu kasayı 0.3'e çalıyorum. Yani 93-94 değil de. Yani bu daha önce ilk saat almıştım. 25'e 31'de ya işte 30'da 32 yani %93-95 değil de %70'e çalıyorum. Daha küçük çaplı bir sistem kuracağım. Daha garanti olsun istiyorum. Tozlanması, her şeyi, bulutlanması bunların hepsini işin içine katmak istiyorum. Yani ben sürekli bakım yapmayacağım. Santraldeki gibi işte bekçisi olmayacak, temizliği sürekli olmayacak. Aydın yıllar yılda belki bakım yapacağım. O yüzden sürekli bir şey çıkıyorum. Ben DC'sini 0.3 yaparsam 1.80 bu kadar çekeceğim. 1.80 bu kadar kuru gücüm olması lazım. Yani. 1.89 kilo kuru gücü ihtiyacım var. Panel sesini buradan bulabilirim. Yani kullanacağım panel türüne göre 250'lik, 260'lık, 280'lik buradan bulabilirim. Ya da şöyle bir sıkıntı yaşayabilirim. Alan konusunda sıkıntım varsa alanda şu şekilde yapabilirim. Onun da diğer şeyini de... Bu formülden alanda çekebilir. Şimdi ışınımı yine 1000 alacak. Genel olarak olursam. 1000 de daha garanti bir seviye olduğu için. 1000 alıyoruz. Normalde Türkiye'de 1900 kilometre değişmek değil ama bulutlanmasıdır, şeydir. Yine garanti bir sistem olsun diye, ortalama bir sistem olsun diye 1000 alıyoruz. Derinde
seçtiğim para işte ekonomiye göre, ekonomiye göre %13'lük alıyor. Ben bunu alalım. Alalım şu kilo olur. 14,54 dedik olarak olur. Para sayısını güneşten alabilirsiniz. Ondan paralel olarak hesaplanıyor zaten. Para sayısını alanı da. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Eğer alanınız hangi dar şey? İse, evet. Alanınız dar ise alan değeriniz bellidir. Alanı yazarsınız, yani kaç verimlilikte bir para kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. İhtiyacınızı karşılamanız için. Hocam, verimlilik neye göre yazdınız? Ben elimdeki para göre yazdım. Ben %13'ün verim mesai bir panel alacağım. O zaman envertör verimini arttırarak alanı düşürürüz, değil mi? Tabii yani alanınızda ise mecbur hem panel verimini hem envertör verimini yüksek tutmanız lazım. Panel değil, panelin gücünü yüksek almanız lazım. Ama da bu fiyatı doğal olarak artacaktır. Aynı güç elde etmek isteseniz de alana göre fiyatınız ya daha pahalı mal olacak. Yani maliyeti ya da daha ucuz. Yani Normalde kendi örnek olarak verdim. Ben 3000 kilowatt saat istiyorum. Şöyle diyebilir miyiz? 14.54 metrekarede şu kadar kilowatt, 1.40 kilowatt mı üretiyoruz? Öyle mi? %13'lük evet. %13'lük. Tamam. Mantıklı olur. Aynen. O zaman ben diyeceğim ki şu tarlam şu kadar dönüm olsun. Buradan oraya gideceğim. Bir envalık bir şey kuracağım. Demek ki bir metrekarede bu kadar güç üretiyorsam oradan da tarlanın dönümü ne kadar olur? Tabii ama yani burada kullandığınız tarla boyunca kullandığınız panelde %13'lük. İşte bir bu parametreye göre gideceğim. Tabii ama bu çok güneş enerji santralleri tarla olarak kullanılan bir yol değil. Yani şu 175 değil. Kullanılan panellerinde daha yüksek. Evet. Yani bakımı düzenli olduğu için bu kadar düşük kat sesi yok. Bu şebeke bağlantıları çatı tutmak isterseniz işte 3 mikrovatlı. Sadece o parametreleri değiştireceğiz o aynı hesap yani. Hemen evet aynı hesap çıkarsınız. Yani %75'i %90 yapacağız. %13 işte verim neyse. Aynı hesap yapacaksınız. O zaman aynı hesap yapacaksınız. Tabii zaten şurada da yine bir garanti almış oluyorsunuz. Bin diyerek yine aslında garanti almış oluyoruz. Bir daha işimizde bir daha en alacağız. Ya hemen bir daha işim konuşacaksınız. Çok fazla şey olmuyor. Varsayımlar yatırım miktarı değişiyor. Varsayımlar yatırım miktarı değişiyor. Yatırım miktarı değişiyor. Tabii. Tabii yatırım miktarı değişiyor anlamadım. Varsayımlarda da... Yani garantiyi alırken de... Evet. Tabii değişiyor. Yani doğal olarak yani. Yani bunları o kadar yüksek tutmayabilirsiniz. Veya bu ilgini almak zorunda değilsiniz. 1902'nin arası. Değişebilir. Yani burayı 1900 alabilirsiniz. Ama o sene zor geçer. O sene bulutlanır. Yani bu listeye girmeye gerek yok. Çünkü o zaman size var. Benim yani garanti mi var? Aşırı garanti yani. Şurada fazla. Öbür de değil de bin için diyorum. Bin kesin garanti. Zaten bin standart bir. Abi ne çıkıyor diyorsunuz? Onu nasıl olacak? Gerçekten. Hayır, ışınır saati gün içinde. Yani şu şekilde. Söyleyeyim ben sana. Normalde bu yaz, kış, işte bahar ayında bahar da değişiyor. 1400, 1200, 1600, 1800 yani tepe noktası değil güneş çıkması evde. Toplaması. Daha sonra zaten yılın toplama göre de baktığınızda değişmiş oluyor yani. Hı, bu binle o bin aynı şey değil mi? Bu binle o bin aynı şey ama biz direkt bin elletme şeklinde değil bu bin. Yani kullandığımız bin. Aslında bu tepe olası almıyor. Bizim pik saatimizde elde ettiğimiz, bin olarak, ortalama bin olarak elde ettiğimiz değer. Çarpım saati yok mu? Yani zaten ben şöyle yani ortalama 24 saatte 5.77 binle çarptığımızda 24 saatteki ortalamayı aynen görüyoruz. Aynen. Tamam anladım da. Orada bir garantörü de olmuyor. Hayır, burada bir neden garantörü olmuyor? Zaten ben bu şeyi bir saatin 5 içinde olarak alarak hesapladım. Yani o zaman ben bir saatin 4 saat alacağım, ondan sonra ortalaması alacağım, ondan sonra değiştireceğim. %13 evet, şu anda çok popüler fiyatlar çok uygun çünkü çok fazla santrallerde tercih edilen bir ürün değil. Santraller direkt ticari amaçlı olduğu için. Onlar da kaç olacak? Santraller %16, %17, %18.
yani daha çıkarsın diye yapılan şeyler var. Yani şu anda sandalye kurulacaksa %10-18 yerli üretimler de var. Yerli üretimler de var ama aynen tabii %10-18'lerde de var. Şu anda sandalye kurulacaksa %17-18'li paneler tercih edilmeli. Paneler 20 yıl sonra hemen muhtemelen 20 yıl sonra tekrar değiştirilmesi gerektiği için o zamanki verimden hesaplanır tekrardan ama yani %23'lük bir panel tercih edilmeli şu aşamada. Yine bulursunuz ama size dönüşü 8 yıl değil de santrali 10 yıl olur, 12 yıl olur. Panelin pahalılığından dolayı. Tabii panel verimliliğiyle doğru oranla artmıyor fiyatlandırması. %17-18'den sonrası artık katlanarak artıyor. Doğru orantılı şekilde artışıyor. Panel seçimi o şekilde yapmamız lazım. Bu bugün için ama zamanı belli de eşit olur. Tabii de eşit, tabii değil. Sonra %20'ler falan ticari bir şey çok var. Ama çok daha hızlı artışı artık beklenmiyor. %2 lira falan çıkarsa müthiş olur diyorlar ama. Yani monokristallere çıkabilir. Kristallere çıkabilir ve şu anda çok zor. Başka sorusu olan varsa? Monokristaller şey, verimleri zaten 25 değil mi? %25. 25. %26 falan da var. Yani 28 var. Ama onun herhalde bir şeyi yok. Genel bir şey, yani kullanışlığı yok. Hangi arazide? Yani önce arazide konu 6 ay, 1 yıl ne kadar süresi varsa ona göre ölçüp belirleniyor. Tamam, bu akşam da gitmiyor. Thank you.